Selamünaleyküm arkadaşlar. Bootstrap serimize devam ediyoruz. List gruplarla. List gruplar belli bir liste grubu yapacağınız. İşte bunlar link grupları olabilir. Linklerinizi koyabilirsiniz ya da içerik grupları olabilir. İçeriklerinizi güzel bir şekilde yerleştirebileceğiniz aslında Ulli yapısında bir listeleme durumudur. Bakın şu şekilde verilerinizi düzgün bir şekilde göstermek istediğinizde bu list grupları kullanabiliyorsunuz. Tabii hepsinin kendine göre avantajı var. Mesela biz bunu kartlarla yapamaz mıyız? Yaparız. Ya da herhangi bir şekilde kendimiz klaslar oluşturamaz mıyız? Oluşturabiliriz ama basit haliyle bakın gördüğünüz gibi herhangi bir JavaScript kodu gerektirmeden sadece Bootstrap CSS olarak biz bu işi yapabiliriz. Mesela en basitinden şunu örnek alarak bir başlayalım arkadaşlar. Şimdi şurada gördüğünüz gibi burada neyimiz var? Body'miz var. Body'mizin içerisine şunu yapıştırdık. Şimdi burada Ulli yapısında demiştik. Ulli yapısında arkadaşlar ne yapıyoruz biz? List grup elemanının içinde list grup item. İşte bir menü olur, menü item şeklinde gidecek arkadaşlar bu gibi durumlar. Ve biz burada mesela şöyle yapalım. Biz hemen kendimize göre arkadaşlar bazı veriler belirleyelim. Böyle değişik yazılar olduğu zaman hani konunun sanki tam anlaşılamadığını düşünenlerdenim. Burada ne diyelim işte HTML şöyle yaptık, CSS, JavaScript. Bunlar önemli konularımız arkadaşlar. Başka ne diyebiliriz? Bootstrap şu an gördüğümüz. Ve bir de backend yazalım. PHP şeklinde yazdık arkadaşlar. Şimdi bunları direkt F12 tuşuna bastığımda bakın gördüğünüz gibi şu şekilde gruplandırdı. Tabii biz bunu neyin içine atarsak ki burada da zaten şunu söylüyor. Flexible'dır diyor. Yani arkadaşlar flex yapısındadır. Bütün bootstrap elementleri aslına bakarsanız. Flex yapısında olduğu için neyin içine atarsanız onun kabın şeklini alacaktır. Öyle söyleyeyim. Biz o yüzden şunu yapıyorum. Mesela ne diyelim? Container içerisinde, row'un içerisinde şöyle yapalım. Container row'un içerisinde bir de nokta call MD4'ün içerisinde olsun. Tab tuşuna bastığınızda bu şekilde bir yapı oluşturacaktır. Ctrl X diyerek bu CallMD'nin içerisine bunların hepsini alıyorum arkadaşlar. Ve CallMD'nin hemen altında bir H1 ya da H2 tagı oluşturalım. İşte yapılan mesela eğitimler. Yani böyle bir neyiniz olsun arkadaşlar? Grubunuz olsun. Yaptığınız eğitimler grubu gibi düşünün. Buraya geldiğimizde yenile dediğimizde bakın 4 birimlik yere kendini hemen ne yaptı? Konumlandırdı. Bu kadar basit. Burada şu klasımız var. Mesela diyelim ki bir tanesinin liste başı olmasını istiyorsunuz ya da daha ön plana çıksın istiyorsunuz. Aktif klasını kullanıyorsunuz arkadaşlar. Geçen şeylerde kullandığımız gibi aktif klasını kullandığınızda ne olacaktır? Yenile dediğimde bakın HTML'yi ön plana çıkaracaktır. Normalde yazı siyahtı. Ama aktif klasını kullandığım zaman arkaya bunu verip ön tarafı da beyaz yaptı. Yani bu tamamen aktif klasının bir özelliği arkadaşlar. Başka neler yapabiliriz? Burada mesela Bootstrap'in arkadaşlar ya da PHP'nin arkadaşlar biraz daha sönük görünmesini istiyorum. Disabled klasını kullanıyoruz arkadaşlar. Yani şu şekilde bakın gördüğünüz gibi hatta biraz yakınlaştırırsam daha iyi göreceksiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar disabled halde duruyor. Peki burada disabled'ları da kullandık. Başka ne var mesela? JavaScript'te şöyle bir şey yapmak istiyorum. List grup grup item list grup şöyle item mesela item primary dediniz JavaScript için. Şuraya geldiğiniz zaman yenile dediğinizde bakın gördüğünüz gibi burada istediğiniz herhangi bir değişikliği renk olarak yapabilirsiniz ama başına her zamanki gibi ne getiriyoruz? Hani BG primary değil de bunu getiriyoruz. Birçok zaten olayda da bu durum geçerli arkadaşlar. Şimdi şunu da bir sileyim bu arada. Normal dursun. Aşağı doğru devam ettiğimizde başka neler yapabiliriz? Biz bu aktif klaslardan bahsediyor burada. Disable'lardan bahsediyor. Link olarak mesela diyelim ki bunlara link verebilirsiniz her birine. Ve link şeklinde ne yapabilirsiniz? Kullanabilirsiniz. Bunun için diyor ki sadece diyor o li'leri hani div list grup dediği şeyde arkadaşlar. Bu li'leri a'ya çevirerek aslında biz bu işi yapabiliyoruz arkadaşlar. Nasıl? Şu şekilde. Mesela şimdi şu li'leri şöyle alt tuşuna basarak şunu sadece a'ya çevirdim. A href diyelim arkadaşlar. Ve şu şekilde ds
dedim. Bu şekilde yaptık mesela. Herhangi bir yere gitsin gibisinden. Ctrl S deyip buraya geldiğimde yenile dediğimde o grafiğin içine koyduğum şey arkadaşlar ne olacaktır? Olacaktır fakat burada bir de şundan bahsediyor. Diyor ki bunları link haline getirebilmen için diyor list group item action eklemen gerekir diyor. Yani bunun bir action'ı olacağından bunu haberdar etmen lazım diyor. Şu class'ı arkadaşlar kopyalayarak benim önemli gördüğüm mesela hangilerinde link varsa mesela şunda var. Bunda da aynı şekilde şuna da şu şekilde yapalım arkadaşlar. Tabii bunları daha pratik bir şekilde işinize yarar şekilde alabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde yaptım mesela. Geldim yenile dedim. Bakın bu sefer daha değişti durum. Gördüğünüz gibi üzerine geldiğim zaman hoverable yani üzerine geldiğim zaman daha güzel göstermiş oldu ve istediğime tıklayarak işte blank yaparak farklı bir sayfada ya da aynı sayfada açabilirsiniz arkadaşlar. Bu da diyor ki linkleri link ve buton haline getirebilirsin diyor burada. Peki aşağı doğru devam ettiğimizde yine disable'lardan falan bahsediyor. Şu şekilde bir gösterim yapmak isteyebilirsin diyor. Bunun için de yapacağınız tek şey şu class'ı eklemek. List group flash. Yani ul'ye geleceksiniz. Şurada diyeceksiniz ki list group flash dediğiniz anda ne olacaktır arkadaşlar? Şu gördüğünüz yapı yenile dediğimde bakın şu şekilde bir yapıya bürünecektir. Yani sadece üst tarafının border'ı kalacak şekilde bir detaylanma oluyor arkadaşlar. Ve alt tarafta olmayacak şekilde her birinin altında oluyor. Fakat en altında bu olmuyor. Flash şeklinde görünmüş oluyor. Burada horizontallardan falan bahsetmiş ama çok da önemli değil. Burada dediğim olay geçerli. List group item success. Daha demin gösterdiğim gibi biz primary'yi kullandık mesela. İstediğinizi kullanıp şöyle bir skala yaratabilirsiniz. Burada başka neler var? With batches diyor. İstediğin şeyi bunun içinde kullanabiliyorsun. Nasıl? Şu şekilde. Mesela şu batch'leri kullanmak istiyorsunuz. Batch neydi? Daha önceki videolarımızda da vardı. Etiket, rozet. Şimdi mesela şu span class'ını almak istiyorum. Şöyle kopyaladım. Mesela nerede kullanmak istiyorum bunu? Bootstrap'te kullanmak istiyorum. Bootstrap'in içine geldim. Bakın A etiketinin içindeyim hala dikkat ederseniz. Yapıştırdığım zaman span elementiyle beraber bakın burada ne? BG primary deniyor. Ve rounded pil yuvarlak olması için. Yani bunlara zaten aşinayız arkadaşlar ve videolarımızda da var. Peki gelin bakalım ne değişti? Yenile dediğimde Bootstrap'in yanına 14 geldi. Fakat burada görünen bu burada, bu burada. Bunu nasıl yapıyor? Arkadaşlar flex yapısına aşina olanlar için burası önemli. Mesela bunun burada olmasını sağlayan aslında yer burası. Bakın deflex flex yapısına getiriyor bunu. Li'yi. Bizde A var. A'yı da getirebilirsiniz. Justify content between dediği zaman justify content between dediği zaman arkadaşlar bunu dikeyde hizalıyor. Ve align item center pardon justify content between dediği zaman birini en sola birini en sağa atacak şekilde hizalıyor. Align item center'la da ortalıyor dikeyde. Şimdi biz şu kısmı sadece kopyalayıp eğer sitemizde kullanmak istersek kopyaladık ve mesela ben bunu sadece ne için tasarlıyorum? Bootstrap için değil mi? Bunun klasına geliyorsunuz ve sadece bunları yapıştırıyorsunuz. Bu kadar. Şimdi bakın şimdi bunun yanındaydı. Yenile dediğimde artık bunun bu şekilde düzenli bir yapıya kavuştuğunu göreceğim. İstediğiniz gibi. Burada önemli olan klasların ne iş yaptığını bilebilmek arkadaşlar. Yani ezbere gitmemek lazım. Hani bunların ne iş yaptığını da bilin. Ama mantığını da çözmeye çalışalım arkadaşlar bu şekilde. Mesela custom content diyor. Yani sadece biz yani link mi verebiliriz? Hayır. Bir divi de kullanabilirsiniz bunun içinde. Mesela burada herhangi bir divi alalım. Mesela burada yapılmış bir divi alalım. Şu şekilde biz kendimiz yapmışız gibi bu divi aldık. Mesela burada PHP değil JavaScript'i silip bunu yapıştırıyorum sadece ve Ctrl S yapıyorum. Hemen gelip baktığımda yenile dediğimde bakın gördüğünüz gibi bir divi burada çok rahat bir şekilde kullanabildik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Tabii burada bunun devamı da varmış. Ben bunu almadım ama mesela şunu da koyarsanız içine şu P elementiyle olan yeri bakın şu divin hemen devamında şuraya şöyle yukarı çıkalım ve yapıştıralım Ctrl S diyelim. Ve bakın şimdi yenile dediğimde bakın şöyle bir item
olmuş olacak. Content alanı olmuş olacak arkadaşlar. Buna da istediğiniz gibi, bunda olduğu gibi background verebilirsiniz. İçine arkadaşlar checkboxlar, radyolar atıldığından bahsetmiş. Yani bunlar arkadaşlar bizim zaten bildiğimiz class'lar, içine koyabiliyorsunuz. Böyle söyleyeyim. Yani tek tek bunları kopyalayıp yapıştırmamıza gerek yok. Son olarak anlatacağım şu: JavaScript behavior. Yani JavaScript davranışları nasıl bunların? Bootstrap.js yeterli. Popur mopura da gerek yok aslında. Ama popuru biz tabii drop-down kullanacağımız için içinde kalsın diyoruz. Şimdi bakın, şöyle bir yapı oluşturmak isteyebilirsiniz. Şu şekilde değişkenli bir yapı oluşturmak isteyebilirsiniz. Burada ben yapıyı anlatıp sadece kopyala yapıştır yapmak istiyorum. Şimdi yapı şu şekilde: İki gruba ayırıyor. Birinci grupta arkadaşlar sadece list grup item şeklinde giden kısımda bizim aslında yaptığımız A etiketiyle verme olayı var. Peki burayı nasıl yapıyor? Burayı da arkadaşlar tab content içine alıyor. Tab content de bizim aslında bu list grupta tıkladıklarımıza karşılık gelen şeyler. Bakın şimdi bu tarafa doğru kaydırdığımda listeyi, bunların her birinin bir hrefle bir yere gittiğini görüyorum, A etiketi olduğu için. List profile gidiyor mesela. List profil burada nerede? Bakın gördüğünüz gibi buraya gidiyor. Bunun içindeki content'i bana göstermiş oluyor aslına bakarsanız. Yani bu şekilde çalışıyor. List profil, list message, list settings şeklinde ne yapıyor? Çalışıyor ve içindeki içerikleri gösteriyor. Mesela bu yapıyı ben kopyalarsam ve kendi yapımın içerisine getirip mesela şu ule'yi artık buradan direkt komple yok ediyorum ve Ctrl V diyorum. Ctrl S diyorum. Şimdi buraya baktığımda list home, mesela home değil de biz ne diyelim, ana sayfa şeklinde profil, neyse bunları değiştirmeyelim şimdilik. İçeriğini değiştirelim arkadaşlar. Mesela bu neydi? Ana sayfa. Onun haricinde burası ne? Profil, değil mi? Profil. Ve aşağı doğru indiğimde burası neymiş? Mesajlar diyelim. Mesajlar dedik. Ve son olarak burası da ne? Ayarlar diyelim. Settings. Ayarlar. Ctrl S dedim. Şimdi bakın, bu yapıyı aynen kopyala yapıştır yaptım ama mantık olarak ne mantıkta olduğunu anlamışsınızdır umarım. Bakın şu şekilde yaptım. Ve buraya geldiğimde profil, message, settings gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Peki bunun kapladığı alan, bakın burada sanki daha fazlaymış gibi göründü, değil mi? Bunun kapladığı alan aslında şöyle bir alan diyeceğiz. Nasıl bir alan? Bunu gösterebilmek için call md8'e bir background verirsem daha iyi anlayacaksınız. pg info diyelim ve ne dediğimi anlamaya çalışalım. Yenile dedim. Bakın gördüğünüz gibi biz 4 birimliğin içinde 4'e 8 diye ayırdık. Buraya da dikkatinizi çekerim. Yani biz burada ne yaptık? Bakın call 4, 4'ün içinde burada biz ne yaptık? 4'ün içinde call 4, row'un içinde call 4'e ve kaça ayırdık arkadaşlar? Call 8 birime ayırmış olduk. O yüzden bu şekilde küçük bir alanda bizi gösteriyor. Bakın profil, mesaj ve settings alanları geldi. Tabi burada değişik JavaScript'lerle müdahale de gösteriliyor. Bunlara ileriki derslerde gelmeyi düşünüyorum. Yani bunları da arkadaşlar anlatmayı düşünüyorum. Nasıl? Siz harici olarak nasıl müdahale edersiniz bu tab panellere? Bunları da JavaScript bölümü olarak anlatayım. Şimdilik sadece arayüz tasarımıyla ilgileniyoruz arkadaşlar. Videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Audio Jungle.